Dünyanın en kanlı ve sinsi terör örgütlerinden biri olan FETÖ'nün ülkemiz demokrasisine yönelik darbe girişiminin başarısız kılınması, halkımızla birlikte direnmiş Gazi Meclisimizin, peygamber ocağı olarak kabul edilen ordumuzun topyekün olarak parlamenter demokrasimize sahip çıkmasıyla sağlanmıştır. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bir daha darbe girişimleriyle karşı karşıya kalmaması için iki temel koşulun yerine getirilmesi gerekir. Bunlardan ilki demokrasinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesidir. Yani hukuk sistemimizin darbe hukukundan arındırılmasıdır. İkincisi ise darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya yatırılması ve tüm karanlık noktaların aydınlatılarak gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlamaktır. Temel soru şudur: Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'nın hangi gerekçe, telkin ve talimatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyona gelmesi engellenmiştir? Bu tablo parlamentonun saygınlığı açısından hepimizin üzerinde durması gereken temel bir konudur. 2012 tarihinden itibaren Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri imamı olduğu devletin arşivlerinde kayıtlıdır ve herkes bilmektedir. Milli İstihbarat Teşkilatı Adil Öksüz'ü neden izlememiştir? Darbe yapılmış, ortalık toz duman ama bir kişi, Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, Adil Öksüz'ü gidip karakolda tutuklandığı yerde, gözaltına alındığı yerde ziyaret ediyor. 15 Temmuz günü darbeden bilgi var mıydı, yok muydu? Bu da çok tartışılıyor. O konuda da en somut bilgiyi sizlerin önüne koyacağım. Bu konu medyada gündeme geldiğinde Genelkurmay'dan bir yetkili, Hürriyet Gazetesi'nin değerli köşe yazarı Mehmet Yılmaz'ı arar. Der ki, MİT bize bilgi verdi ama darbe bilgisi vermedi. Bazılarının kaçırılacağını söyledi. Değerli arkadaşlarım, ancak daha sonra OKA dediğimiz kişinin savcılık bilgisine başvurur. OKA davet edilir ve bilgi alınır. Şimdi o tutanaktan size bir bölüm okuyorum. Bana ne olabileceğini sordular, diyor OKA. Bana ne olabileceğini sordular. Ben de büyük bir faaliyet olabileceğini, hatta darbe faaliyeti olabileceğini söyledim. Savcı yine sorar: darbe olabileceğini söylediniz mi? Verdiği cevap aynen şudur, yine tutanaktan: darbe olabilir kelimesi kullandığımı çok iyi hatırlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bunlar üzerinde durulması gereken konular. Bir daha Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasın diye bütün ayrıntıların ortaya çıkması gereken konular. Savcı ikinci kez OKA'nın ifadesine başvurmak ister. Ama gelin görün, OKA Milli İstihbarat kadrosunu alınır ve savcı bunun bilgisine başvuramaz. Niçin? Ben Adil Öksüz olayını gündeme getirdiğimde birkaç kez MİT bir açıklama yaptı, Milli İstihbarat Teşkilatı. Açıklamanın bir bölümünü aynen okuyorum. Baylok'a ilişkin tespitler Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu ham verilerle birlikte yani bütün bilgiler, adli makamlar, güvenlik birimleri — adli makam kimdir? Savcılar herhalde. Güvenlik birimleri kimdir? Emniyet Müdürlüğü, jandarmadır herhalde. Ve diğer ilgili makamlara — o ilgili makam ben değilim, sizler de değilsiniz. İlgili makamlar arkada oturuyorlar. Ve birisi de sarayda oturuyor. İlgili makamlar bunlar. İlgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır. Bir türlü. Kamuoyuna yaptığı açıklamada eş zamanlı olarak paylaşılmıştır. Soru ne? Soru şu: peki FETÖ'ye operasyon için neden 15 Temmuz beklenmiştir? Size Mayıs ayında bildirmişler. Alın bakın demişler. Bunlar FETÖ'cüdür demişler. Bunlar devleti ele geçirdi demişler. Operasyon yapıyorsanız buyurun yapın demişler. Ama bekleniyor. Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, 250 şehidimiz
ve 2193 gazimiz var. En azından bunların anısına, aziz hatıralarına, 15 Temmuz darbe girişiminin tüm ayrıntılarının ortaya çıkması lazım. Kimsenin, hiçbir şehidimizin kanının yerde kalmaması lazım. Ama öyle görünüyor ki bu ayrıntıların ortaya çıkması engelleniyor. Darbe girişiminden hemen sonra üç önemli noktaya dikkat çekmiştik değerli milletvekili. Üç önemli noktaya dikkat çekmiştik. Bir, hukuk içinde hesaplaşma yapalım demiştik. Hukuk içinde, devlete yakışan budur. İki, hızla normalleşme sürecinin içine Türkiye sokulmalıdır demiştik. Üç, güçlü bir demokrasi yaratabiliriz. Bu çok önemli bir fırsattır. Bütün Türkiye demokrasi konusunda uzlaştı diye. Darbe girişiminin bütün iz ve etkilerini ortadan kaldırmanın ve darbelerle kesin olarak mücadelenin yol haritası bu üç aşamadan geçiyordu. Ne yazık ki aradan geçen bir yıl içinde bu üç konuda da yapılması gerekenler yapılmamış, yapılmaması gereken ne varsa tamamı yapılmıştır. Hesaplaşma hukuk dışına taşmış. Soruşturmaların uzanacağı noktalar yargıya müdahalelerle engellenmiştir. Adalet yok edilmiştir. Darbe Araştırma Komisyonu darbeyi araştırma yerine sorumluluğu savuşturma çabası içine girmiştir. Hızla normalleşme yerine kalıcı olağanüstü hal rejimi kurulmuştur. Darbeye karşı bombalar altında direnen bu gazi meclis devre dışı bırakılmış, yetkileri elinden alınmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15 Temmuz ruhunun yarattığı uzlaşma iklimi içinde ortaya çıkan, yaşananlardan ders alarak güçlü bir demokrasi yaratma fırsatı maalesef heder edilmiştir. Darbeyle mücadelede başarı ve kalıcılığın en önemli şartı darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasıdır. Ancak siyasi ayağı ortaya çıkarmaya dönük çabaların önü bilinçli olarak kapatılmaktadır. Darbe girişiminde bulunanların, darbecileri destekleyenlerin ve darbecileri devletin en hassas noktalarına yerleştirenlerin hesap vermesi sağlanmadan darbeyle gerçek anlamda mücadele yapılamaz. Darbenin merkez örgütü olan FETÖ bu güce bir günde erişmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever, namuslu, cumhuriyetçi kadroları tasfiye edilip FETÖ'cülerin önü açılırken bu örgüte destek verenler ortaya çıkarılmalıdır. Yargıda, emniyette, bürokraside bu çeteyi hakim güç haline getiren ittifaklar teşhir edilmelidir. 15 Temmuz'ların bir daha yaşanmaması için bu ibret verici olaydan ders alıp devleti başka tehlikeli ittifakların tuzağından uzak tutmak şarttır. Bu zehrin panzehiri ortak değerlerimize, demokratik layık cumhuriyete ve sosyal hukuk devletine sıkı sıkı sarılmaktır. Hepinize saygılar sunuyorum değerli milletvekilleri.